Selamünaleyküm değerli dostlar. Şu anda Kozan'dayız. Kardeşim Yasin Bey'le beraberiz. Geçen sene badem dikiminden sonra tanışmıştık. Şu anda önce Yasin Bey'den bahçenin önceki halini bir anlatsın. Daha sonra da burada neler yaptık ve sonuç ne onu konuşalım. Yasin Bey. Evet, merhaba, hayırlı cumalar öncelikle herkese. Biz bu planlarımız 16 aylık. 16 aylık fidanlarımızı biz diktiğimizde beta fidancılıktan almıştık fidanlarımızı. 16 diktiğimizde sigara kalınlığı, sigara çöp kalınlığındaydı fidanlarımız. Sonra diktiğimizde bazı bakımlarını ağacı da hiç bilmediğimiz için, daha önceden de bir uygulama yapmadığımız için, daha önce de hiç badem ağacı ile ilgili bir tecrübemiz olmadığı için narenciye bahçeleriyle uğraştığımızdan badem ağacı da bizim için bir ilkti. Badem ağacına da hiç kendimizi hazır hissetmediğimiz için artık badem ağacına baka baka böyle alıştık, öğrendik. Şimdi 16 aylık fidanlarımız bu hale geldi. Gövde kalınlıkları zaten yeterince iyi. Diplerinde ot bırakmamaya çalışıyoruz. Gözlerimiz hep açıkta kalmak suretiyle yetiştirdik fidanlarımızı. Ne kadar özensek de tabii ki ihmal ettiğimiz, yetiştiremediğimiz bakımlarımız olmuş olmasına rağmen ağaçların bu kadar hızlı gelişmesinin, bu kadar güzel sürgün sürmesinin sebeplerinden bir tanesi de aslında Enver hocamın da verdiği organomineraller vardı. Humik, evet. Humik fulvik asitlerimiz falan vardı. O direkt onlarla tanışıp Enver Bey'le tanıştıktan sonra onun söylediği mineralleri kullandıktan sonra ağaçlar, başka ağaçlara da baktığımda oradaki ağaçlarla bu ağaçların çok farklı yetiştiğini zaten ben burada görmüş oldum. Başka ağaçlara, başka topraklarda da gördüm. Ama ağaçlar, şimdi 3 yıllık bir badem ağacını da görmüş oldum. Nasıl bir uygulama yapıldığını bilmeden. Şu anki ağaçlarımızda ben böyle uygulama yaparak, her ne kadar bazılarını yetiştiremesem de bakımda, zamanında yapamasam da, ağaçlarım ona rağmen böyle çok ciddi, güzel bir gelişme yapmış oldu. Burada şunu biliyorum. Bunlara biz hiç hayvan gübresi vermedik. Leonardit de atmadık. Leonardit gübresi de atmadık. Bunlara sadece organomineral ve humik asit verdik. Evet. Şimdi humik asiti bir de ilerleyen zamanlarda damlamayla şeyden vereceğiz. Kökten vereceğiz. Bir de yapraklarından bir daha vereceğiz. Yapraklardan beslemek çok farklı. Sürgünler de zaten bak burada böyle görünüyor. Çok canlı. Bak şuradan şurası bu seneki sürgün. Evet. Daha yeni sürgün. Daha yeni sürgün. Bunların hepsi yeni sürgün. Ya bu da gösteriyor ki bizim anlattığımız şeyin burada canlı canlı sonuçlarını yaşıyoruz. Kesinlikle. Dedik ya ürünü kullanmazdan önce biz sezonda geleceğiz, sürgünün de göreceğiz. Evet. Demiştik. Ağacın canlanmasını da önce göreceğiz. Demiştik, evet. Ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar badem ağaçları beslenme şekli çok önemli. İki sezon bakımını doğru şekilde yaparsanız ve doğru ürünü kullanırsanız sonuç almama diye bir şey söz konusu değil. Şu anda görüyorsunuz, bu da bunun kanıtı. Yani 16 aylık bir fidanın başındayız. Etrafa da bakarsak ağaçların hepsinin aynı standartta olduğunu görürsünüz. Otla mücadelemiz bu sene zayıf. Evet. Esasen ona rağmen ağaçlarımız gerçekten ciddi gelişimler kaydetti. Biz de buna çok mutlu oluyoruz zaten. Ağaçlara biraz daha böyle iştahlı bakmamın sebeplerinden bir tanesi de ağaçların çok hızlı gelişmesi aslında. Biraz o yüzden çok mutlu i̇şte ve İşte seni mutlu eden bakıyor. Şey nedir? Beni mutlu eden de zaten albenisidir. Evet, kesinlikle. Şimdi o albeniyi veren de bitki diyor ki ben diyor bitki besin elementlerimi tam aldım diyor. Yani evet. Ben diyor senin istediğin kıvamda sana diyor o neşeyi veririm diyor. Şimdi doğru bakımı biz yeniden bir tekraren anlatalım ki bademe niyetlenen veyahut da bahçeciliğe niyetlenen insanlar ağaca nasıl bakılır? Ağaç ne ister? Toprak ne ister? Bunu bilmesi gerekiyor. Toprak, arkadaşlar, elimize alalım. Toprak yaşayan bir canlı organizmadır. Evet. Bu canlı organizmayı besleyen tek şey organik maddedir. Organik madde. Organik madde yoksa vermiş olduğumuz gübreler toprakta birikinti yapar. Bu birikintiler toprağın pH'ini yükseltir. Toprağın pH'i yükselirse toprak çalışmaz hale gelir. İşlemez yani. Onun için birinci hedef organik madde değerini artırmak. Organik kesinlikle madde değerini artıran tek şey dünyada leonardittir. Leonarditten yapılma humik asittir. Emilimi hızlandırır. Evet. Bu doğru şekilde uygulanırsa Kasım ayı en ideal sezondur. İki dönem bakımı vardır
ağaçlarda 1 Kasım ayı topraktan, 2 Mart ayında hem budama hem de dezenfektan, yani bakırdır, işte ilaçlamadır, o sezonda yapılır. Şimdi onun için öncelik toprak, sonra yaprak. Bunların ikisi bir bütündür. Doğru şekilde toprak organik maddesini artırmak için doğru leonarditi her ağaç başı bir defaya mahsus 10 kiloya kadar çıkabilirsiniz. 5 ila 10 kilo diyorum ben buna. Toprağın 40 yılını kurtarırsınız. Bak bu kadar iddialıyım. 40 yıl. Evet, bir defaya mahsus. Onu verdiğinizde toprak ısı dengesini korursunuz. Yani leonarditin ısısı hiç değişmez. Toprak ısısını korudunuz. Toprak organik madde değerini artırırsınız. Su tutma kapasitesini artırırsınız. Vermiş olduğunuz gübrelerin çözülerek doğru şekilde almasını sağlarsınız. Bu sayede topraktan beslenme olayını tamamlamış olursunuz. Yani bunu da organomineralle tamamlıyoruz. Azot, fosfor, potasyumu topraktan. Mikro elementler, cemir, çinko, bakır, mangan, manezyum. Bunları da yapraktan Mayıs'ın sonuna doğru. Şu anda yaprak ayaları gelişmiş. Bu bölgede şu sezonda verilebilir ümik asit, mikro elementli ümik asit. Bu sezonda verdiğinizde yaprakla toprak arasında iletişimi sağlar ve bu sayede de hem sürgün hem de köklenme çok harika olur. Şimdi kökten doğru bitki besin elementlerini alan ağaç yukarı sinyal gönderir. Der ki ben vereceğin meyveyi desteklerim. Bende bu altyapı var. O zaman ne olur? Ağaç meyveyi verdiğinde onu doldurur ve size harikulade lezzetli meyveler sunar. Meyveler, evet. Lezzet kıvamını artırıyor. Kesinlikle. Evet. Onun için sebzenizde de, meyvenizde de, hububatınızda da dediğimiz uygulamayı doğru şekilde toprağı anladığınız zaman, toprağın dilinden konuşmaya başladığınız zaman toprak sizi anlayacaktır ve karşılığını kat ve kat verecektir. Artı ağaçlar, bitkiler duygusaldır arkadaşlar. Kesinlikle. Onların duygularına hitap edin. Kesinlikle. Onları okşayın. Canlarım benim. Sevin onları. Güzel. Onlara selam verin. Nebatat. Selamun aleyküm ya nebatat deyin. Öyle. Çünkü yapıyoruz. Onlar sizinden alan sinerjiyi sürgününe, gelişimine ve meyvesine yönlendirir. Bak bu mesela orta sınıf bir ağacımız. Bak kalınlığımız tam bu kadar. Normalde ektiğimde bu aynı şu kalınlıktaydı. Değil mi? Ektiğimde bu kalınlıkta sigara çöpü gibiydi. Bak bunlar 16 ayda bu kıvama geldi tamamen. O mikro ve makro elementlerden kaynaklı bir gelişim burada söz konusu. Diğer ağaçların tamamında da gözlemledim ben bunu. Başka badem bahçelerinde de, yeni dikilmiş bahçelere de gittiğimde orada da zaten çıplak gözle çok fazla. Onların bakımları iyi olmasına rağmen, yani böyle ot falan olmamasına rağmen onların ağaçlarında birçok şeyi deneyimledim ben. O yüzden de herkesin bu leonarditi, mikro, makro elementleri, humik asitleri kesinlikle kullanmasını, yapraktan ve kökten kullanmasını tavsiye ediyorum. Doğru mahsus, kesinlikle. Doğru malzeme çok önemli. Doğru zamanda doğru, evet, ilacı uygulamamız gerekiyor. Bunlar tamamen onun göstergesi şu an. 16 aylık ağaçlarımız bunlar. Başlarında birçoğunun meyveleri var. Büyük büyük. Meyvelerimiz, 16 aylık meyvelerimiz oldu çok şükür. Artık ikinci sene. Ya moral meyvesini gördüm. Moral meyvesini gördüm. Şükürler. Biz normalde 3 yaşında, evet, görürsünüz diyoruz. Evet. Ama şu anda bizim vermiş olduğumuz tavsiyeleri doğru uygulayan arkadaşlar 16 aylıkken bunu görmesi bizim için mutluluk. Çok büyük, evet, bir mutluluk. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz anladım kardeşime. Abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Bizi dinleyip bahçesine bu herkesi şekilde baktığı için bundan sonra da bu bahçe ederim, bizim bahçemiz diyoruz. Eyvallah. Ve gelişimlerini an be an takip edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.